Merhabalar Acar Hanım. Merhaba. Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Kemal Serin. Bu lokantada işte kasiyer olarak çalışıyorum. Oğlumun dükkanı. İşler idare ediyor, çok şükür. Çok güzel. Siz de eşi, evet. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Hacer Serin. Burada yardım ediyorum. Aile şirketi değil mi? Aile şirketi. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz burada? Ne gibi ürünler var? Burada kebap ve pide çeşitleri var. Ayrıca döner, dönerimiz var. Vallahi hemen hemen 1957'den beri bu iş yerindeyiz. Boğamızdan kalma. 1957'de kuruldunuz. Evet, oldukça kuruldu. Eski. Evet, yerlisiniz. Rahmetli boğamdan kalma iş yeri. Devam ettiriyoruz. İşte ikinci kuşak benim. Üçüncü kuşak da oğlum Sedat. Dededen toruna geçti yani. Aynen. Çok güzel. Peki kaç kişilik ekip var burada? Şu anda 8 kişiyiz. Ekip olarak 8 kişiyiz. 2 paketçi, 6 kişi de içeride çalışıyoruz. Çok güzel. İşinizi severek yapıyorsunuz. Tabii, işimi severek. Peki bu lezzetin sırrı nedir? Bu lezzetin sırrı babadan kalma bir kere kesinlikle. Doğru dürüst çalışmak. Üründen ve kaliteden ödün vermemek. Bir de yani sevgilimi katmak. Sizleri bu yüzden tercih ediyorlar diyebilir miyiz aslında? Aynen. Sizi de dinleyelim mi? Siz burada neler yapıyorsunuz? Yardımcı mı alıyorsunuz? Yardım ediyorum. Gerektiği zaman paket yapıyorum. Pişirmede ustamız mı var? Evet. Pişirmede ustamız var. Oğlunuz. Var, evet. Harika. Çıraklıktan mı başladı oğlunuza? Nasıl yaptınız? İşte liseyi bitirdi. Sonra biraz 2 sene üniversiteye gitti. Daha sonra yanımıza aldık. Yani aile işinin başına geçti. Aynen. Harika. Peki bu başarınızın sırrı, lezzetin sırrı dedik ki evet işinizi özenle yapmak, titizlikle yapmak. Evet. Babadan gelen bir tarif var. Evet. Peki sizi diğer işletmelerden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Ya kalite hiç bozmadık şimdiye kadar. Bir de fazla böyle sağa sola fakir şubedir. Bu tür şeyler biz düşünmedik. Kaliteyi bozmamak için. Tek şube misiniz şu anda? Tek şube evet şu anda. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz? Planlarınız neler bundan sonrası için? Ya bundan sonra sanayinin yıkılma durumuna bağlı. Eğer sanayi yıkılırsa daha büyük ve geniş bir yere geçmek, kaliteyi kesinlikle ödün vermemek ve işte iş imkanı daha fazla işçi çalışılıp daha istihdamlı bir kuruluş olmak istiyoruz. Peki geldiğiniz yerden şöyle bir geriye dönüp baktığınızda memnunsunuz diyebilir miyiz? Memnunuz. Peki ufak tefek hatalarımız oldu ama genelde memnunuz yani. Daha iyisi için çalışıyorsunuz. Evet, daha iyisi İlerleyen için günlerde göreceğiz. İlerlemek alanı daha iyisi için. Pekala, çok teşekkür ediyorum çok bu keyifli ederim. Sohbet için, misafirperverliğiniz için. Evet. Herkesi de buraya davet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek İnşallah. Üzere, hoşçakalın. İnşallah, çok teşekkürler. Sağ olun.